Gelin bakalım benim güzel kedilerim. Amanın amanın. Gel bakalım, gel gel. Sen de gel bakayım. Hadi bakalım, mamanız burada. Sen de gel. Hadi sen de gel, ye bakalım hadi. Al bakalım. Oh, oh. İyi bakalım, iyi bakalım. Aferin benim güzel kedilerim. Vallahi hayranım Fuat Baba senin şu kedi köpek işlerine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öpeyim Fuat Baba. Estağfurullah. Ya ne şirin şeyler maşallah. Öyle öyle. Hayırdır evlat? Fuat Baba biliyorsun, şu senin Pınarhisar'daki arsa meselesi. Yapma Yılmaz. Etme be baba. Etrafı hep aldık. İş neredeyse son raddesinde. Senin arsa marsam dediğin yer en ikonu 600 metrekare bir yer. Oğlum benim orayı satmaya pek... Yap yani. Bir babalık be. Orayı satmaya niyetim yok. Ben o arsayı... Biliyorum biliyorum. Rahmetli hanımın bilezikleriyle almıştım da... Şimdi Ali Yadigar falan filan. Falanı filanı yok Yılmaz. Benim dediğim lafa hürmet et. Kızma be baba. Bak vallahi iyi para vereceğim. Mesela metrekaresi... Hayır dedim evladım olmaz. Yarın kahvede görüşürüz Fuat Baba. Ayağının altını öpeyim. Bir kere daha düşün. Şu evladına yap bir iyilik. Hey ya Rabbim, ne inatçı çocuksun sen? Öpeyim Fuat Baba. Bırak şimdi, hadi uğurlar ola. Gördün mü Tekin? Kervan geçmez yerde bir karış toprak aldıktı, ona da nur yağacağı tuttu. Hey Allah'ım. Alo. Ha, sen misin? Konuştum. Satacak herhalde ya, ne bileyim. Satmazsa zaten Hulusi bağırsaklarımızı boynumuza asacak. Yok ya, fiyat miyat umrunda değil adam. Kedi köpekle bozmuş kafayı. Manyağın biri. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin Fuat amca. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol. Açıl. Senden de Fuat amca. Bir şey hadi hayırlı İyi işler. Günler. Oğlum hayırlı işler. Sağ ol Fuat amca.
Bak orada, hazırladım. Sağ ol be Hüseyin. Bu kadar işin arasında. Yok be amca, fena mı? Çöpe gideceğine. Hadi eyvallah. Hadi güle güle, iyi günler. Hayırlı işler. Hoş geldin Fuat amca. Teşekkürler. İyi günler Fuat amca. Hadi hoşça kal. Gel gel gel. Al bakayım sen. Gel 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 gel. Al bakayım sen de. Gel gel gel. Bak burada güzel parçalar var. Al kızım. Al. Al bakayım. Al. Sen de bunu al. Gel canım. Al al gel. Hoppa. Gidi gidi gidi. Al güzel şeyler. Vallahi kedi yolunu enfaktüs geçiren ilk kişi sen olacaksın. Allah muhafaza. Yok yahu. İki yere daha uğrayayım dedim. Vakit geçiverdi. Vallahi iyi topluyorsun. Neme lazım? İşte şükür. Fuat amca, çekinmiyor musun hiç? Neden? Sokak hayvanı değil mi canım bunlar? Mikrobu var, hastalığı var. Bir şey olmaz. Vallahi bilmiyorum. Pek haz etmem ben. Ebu Hureyre'ye ne dersin? Nasıl yani? Sahabe derim. Allah razı olsun derim. Ne diyeceğim? Elbisesinin kolunun içinde kedi gezdirirdi. Yapma ya. Hı? O mübareğin lakabını da bizzat Hazreti Peygamber buyurmuştur. Ebu Hureyre diye. Ya. Peki anlamı neymiş ki? Baytar kızım gelmiş. Aman Fuat amca, veteriner diyemiyor musun? Canım illa frenkçesi mi lazım? Ne olacak? Mehmet Akif merhum da baytardı. Peki peki, öyle olsun. Bak neler getirdim sana. Oh oh oh, pek güzel. Vallahi kızım, o dinsiz garipler dua eder sana ama ben de katılırım onlara. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Bana müsaade. Çay verseydin bir bardak. Başka zaman. Trafiğe kalmadan gideyim ben. Sen iyi bir adamsın Fuat amca. Keşke birkaç kopyanı yapabilseydik. Bir o kalmıştı kızım. Hoşça kal Fuat amca.
Hürmetler Hulusi abi. İstemez, geç şöyle. Nasılsınız abi? Yengen nasıl? Sana ne lan yengenden? Şey, abi ben bilgi vereyim isterseniz. O para işiyle ilgili. Bana bilgi değil. Parayı ver aslanım, parayı. Yoksa seni gömer. O bilgileri de taş diye dikerim kafana. Tamam abi, ben... Tamam ne? Bir arsa işim var abi. Neredeyse hepsini kapattım. Bir tek o pimpirik herif kaldı. Onu da ikna ettim mi, araziyi hemen devrediyorum. Turizmciler istiyor abi. Çok para var onlarda. Tamam, tamam. Kısa kes. Tamam. Bugün ayın 12'si. 20'sine kadar müsaade sana. Ne halt edersen et. Sağ ol abi. Ömrün uzun olsun abi. Yılmaz. Buyur abi, emredin. Eğer dediğim tarihe kadar param gelmezse... şöyle şöyle yaparım demedim dikkat edersen. Demediniz abi. Çünkü ben demem. Yaparım. Anda ben var ya. Satmıyor herif ya. Fuat abi. Ya bakıyorum da neredeyse simidi çaya batırıp vereceksin hayvan. O kadar da değil canım. Gençliğimde en çok kimlere acırdım biliyor musun? Hani gazeteler yazar ya bazen. Yaşlı adam, yaşlı kadın ya da yaşlı çift. Her neyse. Evlerinde ölü bulundular der mesela. Hani kimi kimsesi yoktur. Ölü de bir hafta sonra kokusundan duyun. Allah vermeye ya. Kedileriyle ölen yaşlı kadınlar. Ya da ölmüş de köpeği mezarında bekleyen ihtiyar adamlar. Ah. Ne dünya be. Şimdi de ben öyle olacağım galiba. Yanımda yörende sadece şu hayvancıklar kaldı. Aşk olsun abi. Biz neciyiz ya. Hemen başyavuş beygirine çıkardın bizi yani. Sen başka tabii Hilmi'ciğim. Allah razı olsun. Bir çay daha söyleyeyim mi sana? Olur. Ne oldu o arsa işi? Bilmem ki. O genç çok ısrar ediyor. Galiba ben de satacağım be Hilmi. Uğraşamam ben orayla. Satıp belki de doğru dürüst ısınan bir ev alırım. Ha? İnşallah, inşallah. Buldu. Herif. Satmıyor lan adam. Turşusunu mu kuracaksın ya? Turşusunu mu? Ben de gidip akıl anasını satayım. Ulan tut mafyadan iki kişi. Bassınlar evini. Bir temiz dövsünler buna. Ne uğraşırsın ki? Görürsün ulan sen. Görürsün. Bu kedilerle uğraşmak bana büyük zevk veriyor biliyor musun? Onların ağzı var diliyor. Ya. Thank you.
Verdin mi kararını? Ben sarhoş adamlarla alışveriş konuşmam. Yok ya. Bana bak. Başına iş alıyorsun ha. Sonra söylemedi deme. Sana fazla yüz verdik herhalde. O arzayı satacaktım sana. Kararım öyleydi. Ama şu dakikadan sonra kafamı kessen alamazsın o arsayı benden. Ulan sen kiminle? Tamam arkadaş, abartma. Yoluna git. Kurtaramadık mı? Bütün kemikleri kırılmış. Kurtarsaydık bile ona kötülük yapmış olurduk. Vah ki vah. Bu kadar da üzülme Fuat amca. Neyi bekliyoruz? Ya ne bileyim. O arada adım soruşturuyor herhalde. Ya baba, ben anlayamadım şu herifin kerametini. Nedir yani? Ne kıya ya da ne zararı olmuş ki bizimkine? Vallahi bilemem orasını. Böyle adamların karanlık tarafları oluyor işte. Geliyor. Dediğim gibi Hulusi Bey, bizdeki kayıtta Fuat Bey'in ismi var. Ama o adres şimdi iş yeri. Nakli nereye oldu, kaydı nerede onu bilmek lazım. Anlıyorum. Yine de belki yapılacak bir şeyler vardır ha? Vallahi ben kahvelere, cami cemaatlerine bir duyururum. İnşallah hayattaysa buluruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle efendim. Bırakmaz ki insanı. Şimdi gitmeyip yatsam. Ama olmaz ki. Burada birikirler. Kapı önünde. Sabaha kadar miyavlar zavallılar. Uf. Adam sende.
dizler kopana kadar devam. Şu dünyada bir de lüzumsuz işler vekili olsun be Fuat. Teşekkürler. Hayırlı işler. Güle güle. Buyurun. Hayırlı Hadi işler. Hadi görüşürüz. Merhaba. Hoş geldin Fuat amca. Bir tane süt. Kedilere mi yine Fuat amca? Evet. Al bakalım. Buyur. Eyvallah. Üstünü vereyim. İyi günler. İyi günler. Sağ ol. Eşkıya mısın sen? Eşkıyayım lan! Eşkıyayım! Ulan şu Allah'ın belası olan kıç kadar arsanı satacaksın bana! Anladın mı? Hayır! Ulan seni gebertir, o 600 metrekareye gömerim! Anladın mı? Gömerim! Bırak yakamı, bırak! İki gün içinde bitecek bu mesele. Anladın mı? Bitecek! Yoksa ne yaparım biliyor musun? Bu mahalledeki bütün kedileri teker teker öldürürüm. Geçerim lan üstlerinden. Kızartırım hepsini. Hayır. Gerekirse yeryüzündeki bütün kedileri öldürürüm. O iş bitecek. İki gün içinde bitecek. Yoksa sen bitersin. Şimdi böyle? Bilmiyorum ki Hilmi. Dava edeyim diyorum ama. Ya Fuat abi, mahkeme en az 2 yıl sürer. Adam sana 2 günden bahsediyor. Ne bileyim işte. Fuat abi be, satsana şurayı. Hiç olur mu öyle şey canım? Niye? Bela getiriyor sana. Ne işe yarayacak ki zaten? O tarafı önemli değil Hilmi efendi. Mühim olan, zor kapıya gelip dayandı mı ne yapacaksın? Nasıl yani? Yanisi şu. O haydut adamlık etseydi bu iş olurdu.
Ama değil mi ki zora koştu? Değil mi ki zorbalığı insaniyetliğe tercih etti? Burada geri çekilirsen insanlığa geçmiş olsun. Vallahi hala efelik yapıyorsun. Helal olsun. Bu dünyaya efe de lazım bir iki tane. Ne istiyorsun? Çekil be. Dur. Gir içeri. Dağ başı burası, giremezsin. Çık. Bırak beni diyorum. Otur şuraya. 9 milimetre. Adamın canını oku. İmzala şunu. Hayır. Ulan bana bak. Benim hayatım kaymış zaten. Şart olsun. Ben yıkılmadan önce senin de yuvanı yaparım. İmzala şunu. Benim için hava hoş. Nefesini tüketme. Korkmuyorsun yani ha? Hayvancı baba. Evet. İyi sanırım hayvanları. Havlayan köpeğin ısırmayacağını da bilirim. İmzala dedim. İmzala. İmzala. Kim bu? Kim geldi? Bilmiyorum. Şimdi ayvayı yedin işte. Gelen adam bana benzemez. Canını okuyacak seni. Hürmetler abi. Ben de tam imzayı almak üzereydim. Burada mı? Evet abi. Geçelim. Buyurun. Sen değil. Kal burada. Ama... Kal dedim. Birazdan böğürmeye başlar moruk. Vallahi Hulusi abinin hacamatı da fenadır yani. Ne yapıyor acaba? Kahve içiyorlar. Kahve mi? Tabii, tabii. Hulusi abi niye geldi? Niye geldi? Bu adam Hulusi abinin oğlunu kurtarmış. Ne? Hastaymış çocuk. Daha doğrusu asabi bir şey. Ne yaptılarsa çare yok. Bir gezinti sırasında karşılaşmışlar. Çocuk gözlerini dikmiş, bu adama bakmış öylece.
Bir sürü kedi etrafında, anladın mı? Mahalleli ona kedi babası diyormuş. Lakabı buymuş. Bir tane yavru kediyi vermiş Hulusi Bey'in oğluna. O güne kadar çocuk pek konuşmazmış, içine kapanıkmış. Ama o günden sonra sık sık görüşmüşler, konuşmuşlar. Bu olay vesile olmuş. Allah'ın izniyle çocuk atlatmış derdini. Bizim patron da minnet duyuyor adamı anlayacağın. Epeydir arıyordu onu. Ben sonra uğrayayım bari. Rahatsız etmeyeyim. Kalıyorsun. Getirin şu. Nefret ettiğim bir şey varsa o da zayıf gördüğümü bulaşan, kuvvetli gördüğümü sıvışan adamdır. Sen tam busun işte. Koyun yemeğini. Abi bu... Halis muhlis kedi maması. Bunu sonuna kadar yiyeceksin. Yemezsen ya da Fuat abinin masasına kusarsan işte o zaman seni kendi silahımla nallarım. Anladın mı? Abi, Hulusi abi. Başla ulan! Senin şu dünyada çiğnediğin toprağa yazık. Seni tekrar bulduğum için memnunum. Bir emrin olursa... Şuna bir son ver. Alın.
olduğum için bir teşekkür bile edemedim sana. Ben... Nasıl gidiyor kedi köpek işleri? Kimse yalnız ölmeyi istemez Hulusi Bey. Kimse. Bir kedi kucağında mırıldarken sıcak bir şey elinden kalbine doğru akar insanın. Hayat dediğin hararet sahibi bir şeydir Hulusi Bey. Yani güneş gibi bir şey. Oğlunu ben kurtarmadım. Oğlunu o sıcaklık kurtardı. O sıcaklık.